İstiklalimize ve istikbalimize, değerlerimize saygı duyulması şartıyla biz hiç kimseye inancından, kökeninden, renginden, mezhebinden, meşrebinden ötürü suymet beslemeyiz. İşte Azerbaycan, işte Ermenistan. Bakın 30 yıl geçti. Ermenistan, Azeri Türklerimizin topraklarını işgal etti. Azerbaycan topraklarını işgal eden Azerbaycan oradan Azeri Türk kardeşlerimizin kovulmasından bu yana yaklaşık 30 yıl geçti. Ve bu 30 yıl geçmesine rağmen Minsk üçlüsü denilen bu üçlü Amerika, Rusya ve Fransa arkadaşlar çözmediler. Adeta ipe un serdiler. Her toplantı oturdular, konuştular, dağıldılar şeklinde geçti. E ne oldu? E tabii ki Azerbaycan'da Azeri Türkü kardeşlerimin hakkını korumak durumunda. Onun içinde Ermeniler saldırdı ve Azeri Türk kardeşlerimde de kendilerini savunma noktasına geldi. Şimdi süreç devam ediyor. Tabi liderlerle görüşmelerimiz var. En son dün akşam Sayın Putin'le de bir görüşmemiz oldu. Kendileriyle buradaki süreci etraflıca ele aldık. Değerlendirdik. Dedik ki artık bu işe Kafkaslar'da gelin bir son verelim. İstersen bu işi birlikte çözeriz. Siz Paşinyan'la bu görüşmeleri yapın. Ben İlham kardeşimle bu görüşmeleri yapalım ve bu işi artık şöyle tatlı bir yere bağlayalım. Heyetinizi gönderin heyetlerimizle görüşmeler yapsın. Dışişleri bakanlarımız birbirleriyle görüşmeler yapsın. Ama bir şeye karar vermemiz lazım. Bu işi çözecek miyiz, çözmeyecek miyiz? Daha önce kendileriyle görüştük 5 artı 2 reyonlar meselesi. Ve bu konuda da samimi bir adım atalım. Atacaksak bu adımı atalım. Burada bu işi bitirmek durumundayız. Ve biz samimiyiz. Ben sizin de samimi olduğunuza inanıyorum. Bu adımı atalım. Güzel bir görüşme oldu. Temennim odur ki inşallah bunu neticelendiririz. Tabii kırmızı çizgilerimizi de söyledik. Yani bu kırmızı çizgilerimiz aşıldığında da hiç kimse kusura bakmasın babamızın oğlu olsa gözümüz görmez. Ha diyorlar ki siz Orta Doğu'dan Suriye'den ee, Azerbaycan'a asker gönderiyorsunuz. işte yabancı güçler gönderiyorsunuz filan falan. Tabii ben de sayın başkana bir şey söyledim. Ya dedim şu anda 2000 civarında istihbari olarak tespit ettiğimiz PKK'lıları, YPG'lileri şu anda Ermenistan 600 dolar maaşla oraya aldı. Orada savaşıyorlar. Yabancı savaşçı olarak bunlar orada. Benim onlardan haberim yok dedi. Ben şimdi size haber veriyorum dedim. Yani bunun üzerinde durmanız lazım. Ve buna göre adımlarımızı atmak gerekiyor. Ve bu PKK'lılar, YPG'liler nereden geliyor biliyor musunuz dedim? Suriye'de bunlar çalışıyordu. Suriye'den oraya ithal ve bu konuda da dayanışmamız lazım. Yani benim özellikle tabii Sayın Putin'in bu PKK, YPG bunlara böyle yüz vereceğine ihtimal vermiyorum. Ama Paşin yana bunu söylemesi lazım. Aksi takdirde geriye yapılır. Değerli arkadaşlar. İslam'a ve Müslümanlara saldıranların en büyük bahanesi daha doğrusu hilesi bu kavramları terörle aynı özdeşleştirmektir. Peygamber Efendimiz'i aleyhissalatu vesselam hakareti de düşünce ve fikir özgürlüğü kılıfı altında meşrulaştırmaya çalışıyorlar.